Kur'an kursumuz ve Arapça kursumuzun temelini atmış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin. Rabbim cümlemizi hayırlı hizmetlerine nail eylesin. Ben bugün bu merasimin düzenlenmesinde emeği geçen başta İl Müftümüz Sayın Mustafa Soykök Hocama, Süleymanpaşa İlçe Müftümüz Sayın Selami Sayın Hocama, İl ve ilçe müftülüklerimizde görevli olan kıymetli hocalarıma, camilerimizdeki görevli İmam Hatip ve Münezzin Kaydın hocalarıma, bize ve şu an bugünkü merasimimiz olan maddi ve manevi desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugünün kahramanları olan aslında biraz sonra da sizin huzurunuza getirecek olduğumuz her biri Kur'an'ı ilmik ilmik okuyan, harf harf okuyan ve her bir ayetini gönüllerine ve zihinlerine nakşeden hafızlarımızı tebrik ediyorum. Bize böyle musluk bir an yaşattıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hafızlarımızın yetişmesinde emeği olan, gecelerini gündüzlerine katan ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayrukum men zeallemel kur'ane ve allemehu, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğreneniniz ve onu başkalarına öğreteniniz bir hadisi şerifinin muhatabı olan kıymetli mesai arkadaşlarım, hocalarımı tebrik ediyorum. Bize inanan, bize güvenen ve evlatlarını bizlere emanet eden ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendileri hakkında hafızların anne babalarına yevmi mahşerde öyle bir taç giydirilir ki giydikleri tacın ışığı güneşin ışığından daha güzeldir buyurduğu hafızlarımızın kıymetli anne ve babalarına emek, gayret ve sebatlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hasreten hem Mahmudiye Kur'an kursumuzda hem de Adem Arslan Hoca Kur'an kursumuzda bize maddi ve manevi destek sağlayan, her türlü iaşe ve imatemizi karşılayan Tekirdağ İlim ve Dayanışma Derneği İlde Yönetimine, yönetimimiz bünyesinde kurslarımızda bizlere hizmet sunan, aşçısından işçisine, şoföründen hizmetlisine, bütün çalışma arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bütün bu anlattıklarımın baş mimarı olarak gördüğüm ve özellikle ismini zikretmek istediğim kıymetli Ahmet Öz hocama bu hizmet ve gayretlerinden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Ve bugün burada bizleri yalnız bırakmayıp icazet merasimimize teşriflerinizden dolayı her birerlerinize ve maddi manevi destek sağlayan bütün kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun. Evet değerli misafirlerimiz, Serkan hocamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve evlatlarımıza göstermiş olduğu saygıdan, sevgiden arkadaşlarıyla beraber kendi evlatlarına göstermiş olduğu sevginin annesine Kur'an kursu talebelerine gösterdikleri için de ben de sizlerin adına kendilerine teşekkür ediyorum. Yakinen biliyoruz çünkü ve de bu nedenle de tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerimiz, çok değerli misafirlerimizle razıyım. Yüce Allah Celle Celaluhu Yunus Suresi 57 ve 58. ayetlerde mealen şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. De ki, ancak Allah'ın lütfu ve rahmetiyle İşte bunlar da sevinsinler. Bu onların dünya malı olarak topladıklarından daha hayırlıdır. En hayırlı işi yapan anne babalar, evlatlarınızı en hayırlı yola sevk ettiniz. Allah hepinizden ebeden razı olsun. Ve yine bir başka Kur'an kursumuzda yine evlatlarınıza hizmet eden, Kur'an'a hizmet eden çok değerli hocalarımızdan Müftü Fikri Gültekin
Kur'an kursu yöneticilerimizden çok değerli hocamız Mücahit Kerimoğlu da sizlere hitap edecekler. Buyurun Sayın Hocam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bizleri varlıklar içerisinde insan, insanlar içerisinde Müslüman, Müslümanlar içerisinde de aziz şehitlerimizin aziz kanlarıyla sulayıp bayrağımıza an ve dini veren ay yıldızı bayrak altında bu cennet vatanda Müslüman anneden babadan bizleri dünyaya getiren Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Varlığıyla alemleri şereflendiren kutlu elçi, rehberimiz, önderimiz, fahri kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehli beytine, ashabına sonsuz salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Fatır suresi 29. ayeti celile. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezîne yetkûne kitâbellâhi ve eqâmus salâh ve enfekû mimmâ razaknâhum sirran ve alâniyeten yercûne ticâreten len tebûr. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazlarını özenle kılanlar, kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan gizli, açık Allah yolunda infak edenler asla ve asla zarar etmeyecek bir ticaret bulabilirler buyuruyor Yüce Rabbim. Ne mutlu bizlere ki kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla Allah'ın kitabına muhabbet beslemiş Müslüman efradı olmak en büyük şereftir. Yüce Rabbim bu ayeti celilenin sırrına cümlemizi mazhar kılsın inşallah. Ne büyük bir ticaret, zarar etmeyeceği garanti bir ticaret. Var mı böyle bir ticaret? Allah-u Teala bu ticareti vaat ediyor. Allah'ın kitabını okuyanlar, onu kendilerine hayat yapanlar, onu hayat rehberi olarak kabul edip, onun ahkamıyla, onun tanzim ettiği bir şekilde Resulünü örnek alarak bir hayat tansim edenlere ne mutlu. Cenab-ı Hak o zümreyi salihine cümlemizi ilhak buyursun inşallah. Yine Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki nice milletler var ki, nice topluluklar var ki Allah-u Teala o Kur'an-ı Kerim'le onları alçaltır veya onunla yüceltir buyuruyor. Kur'an'la bağımız, Kur'an'la münasebetimiz, Kur'an'la hukukumuz ne kadar sağlamsa bulunduğumuz zeminde, yerde, mekanda o derece olacaktır. Ve sevfe tüs'elûn buyuruyor Cenab-ı Hak. Ondan sorulacaksınız. İmtihanımız bundan olacak. Cenab-ı Hak bu şuur ve bilinç içerisinde bir hayat yaşamayı bizlere nasip eylesin inşallah. Kıymetli Hazirun, Tekirdağ İl Müftülüğümüzün, Süleyman Paşa İlçe Müftülüğümüzün tertip etmiş olduğu, düzenlemiş olduğu hafızlık icazet merasimine cümleniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz kıymetli Kur'an dostları. Bu cemiyetin tertibinde emeği geçen, başta Tekirdağ İl Müftülüğümüz Sayın Mustafa Soyköy Hocama, Süleyman Paşa İlçe Müftümüz Sayın Selami Sayın Hocama, Müftülüğümüzün kıymetli
görevlilerime, bu programın icrası için her türlü maddi ve manevi gayreti gösteren kıymetli din gönüllüsü hoca efendilere, Kur'an kursumuzda hafızlarımızın dersleriyle ilgilenip onlara hizmet eden yardımcı belletmen hocalarımıza ve gecesini gündüzüne katarak fedakarca çocuklarımızın temizliğinden, yemesinden, içmesinden her şeyine kadar fedakarca ilgilenen hanımefendilere sonsuz teşekkür ediyorum. Sadece bununla sınırlı değil. Eğer bir yerde Kur'an kursu varsa, bir yerde eğitim kurumu varsa mutlaka onları ihya eden, imal eden kıymetli cemaatimiz var. Allah hepinizden ebeden razı olsun. Eğer sizlerin katkıları olmasa, desteğiniz olmasa, çocuklarınızı Kur'an kurslarına, Kur'an hizmetine alamazsanız bu hizmetlerin hiçbirisi olmayacaktır. Allah hepinizden ebeden razı olsun. Cenab-ı Hak Kur'an'a merhum Abdurrahman Gürses Hoca Efendi ruhu şad olsun. Onun güzel bir, kıymetli bir sözü var. Herkes bu sözü kendisine bir tarih yapabilir. Ben nacizane bir Kur'an görevlisi, Kur'an hizmetlisi olarak o sözü çok tutuyorum. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'e hizmetin sonundan mahrumiyet yoktur. Bunu herkes kendi üzerine alır. Kur'an'a hizmetin sonunda asla ve asla mahrumiyet yoktur. Allah'ın rızası vardır. Cenab-ı Hak bizleri nail eylesin inşallah. Kıymetli Hazirur, vaktinizi fazla almak istemiyorum ama ben de Müftü Fikri Gültekin Kur'an kursuyla alakalı sizleri bilgilendirmek istiyorum. İsmini Tekirdağ İl Müftülerimizden merhum Müftü Fikri Gültekin'den alan Kur'an kursumuz 40 öğrenci kapasiteli, bir hafızlık hazırlık sınıfı, iki hafızlık sınıfı olmak üzere 3 sınıfla eğitimine devam ediyor. Bizim hafızlık öğrenci profilimiz ilkokul 4'ü bitirmiş ve 5. sınıfı bitirmiş öğrencilerden, tabi müracaat durumuna bakarak 4. sınıf mezunu öğrencilerimiz, ortaokul öğrencilerine hitap ediyoruz. Eğitim düzenlememiz bu şekilde bizim. İlkokul 4. sınıfı bitiren öğrencilerimiz veyahut da 5. sınıfı bitiren öğrencilerimizden oluşuyor. 40 kapasiteli okulla birlikte 5. sınıfta okul, 6. sınıfta hafızla başladığı vakitte okulu donduruyoruz. İnşallah programımız 3 yıl içerisinde yavrumuzun hafız olarak kurstan ayrılması planlanıyor. Böyle bir şekilde. Adını kursumuza veren merhum Müftü Fikri Gültekin hocamıza sonsuz rahmet diliyorum. Her türlü desteğini, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen, kursumuzu sürekli gözeten çocuklarına, huzurunuza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Kur'an hizmetinde bulunan öğrencilerimizin kıymetli velileri ve Kur'an dostları, Kur'an hizmetinde bulunan siz kıymetli hazirun kardeşim, mağfireti, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm, gününüz mübarek olsun. Değerli misafirlerimiz, Müftü Fikri Gültekin Kur'an kursu yöneticisi, değerli müşavirimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yine aynı Kur'an kursunda hafızlarını hisseden Halil İbrahim Şimşek sizlere Kur'an tilavetinde bulunacaklar. Buyurun hafızlar.
Rabbim sizlere hem bu dünyada
de ahirette yükselmeyi nasip etsin inşallah diyerek sözü Süleyman Paşa İlçe Müftülüğümüzün çok değerli hafız imam ve mezunlerinden oluşan ilahi grubumuza bırakıyoruz. İlahi grubumuzda çok değerli Hasan Seleyim hocamız var. Hasan Efendi Camii'nde görevli, Orta Camii'de görevli olan Hafız Burhan Çakır hocamız var ve yine Süleymaniye Camii'nde görev yapan Süleyman Sert hocamız var. Hocalarımız size ilahi aktaracaklar, ilahi söyleyecekler. Şöyle bir gönlünüze dokunacaklar. Hemen ardından da Orta Camii İmam Hatibi Hafız Burhan Çakır hocamız hücum üzere Kur'an-ı Kerim ilaveti yapacak. Farkından ilaveye devam edecekler.
Yeah.
Selam.
Evet ya. Allah'a emanet olun.
Ne güzel bir görüntü. Çektiniz değil mi? Hepinizin belki de fotoğraf galerisindeki en güzel fotoğrafı olacak. Anne baba olarak, belki de torununuz burada, yeğeniniz burada, canı canlarınız burada, evladı uyarınız burada. Bakın şunlara. Bakın bir, yüzlerinde nasıl bir nur var. Kur'an'ın nuru var. Allah onlardan razı olsun. Emek sarf ettiler, mücadele verdiler. Çocukluklarını, gençliklerini bir kenara bırakıp Kur'an'ı aradılar. Ve sizler, anne baba olarak, büyükler olarak da ellerinden tuttunuz. Onları Kur'an'a hadim eylediniz. Allah hepinizden evvelen razı olsun. Çok değerli hocalarımız, hepinize hürmet gösteriyoruz. Allah razı olsun. Bu gençlerimizi, evlatlarımızı hafızlığa eriştirmek için verdiğiniz mücadeleden dolayı. Peki, hafız kimdir? Hafız, az önce yürüyen, içeriye yürüyen Kur'an'dır hafız. Hafız kimdir? Hafız, Kur'an-ı Kerim'in kurulmasında Mevla'nın istihdam ettiği kuldur hafız. Hafız kimdir? Hafız insanlar cennete, cennet ise şu gördüğünüz evladı yerlerinize aşıktır. Hafızlara aşıktır. Hafız kimdir? Hafız, Kur'an-ı Kerim'in soygun meleklerine karşı Allah'a yemin olsun ki ben ondan asla ayrılmam diyerek cennete kadar refakat edeceği kişidir. Hafız kim midir? Hafız, Kur'an-ı Kerim okuduğunda meleklerin onu iki gözü arasından öptüğü kişidir. Evinize döndüğünüzde evlatlarınızın alınlarının ortasından, iki gözünün arasından öpün. Ey yeryüzündeki anne baba olan melekler, evlatların hafız olmasını sağlayanlar, hafızlara bu hürmeti gösterin. Melekler gibi davranın, meleklerin sınıfına yazılın. Allah hepinizden ebeden razı olsun. Değerli misafirlerimiz, Silivizyon birazdan inşallah sizlere gösterilecek. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı Silivizyon'u açacağız. Hemen ardından da bir nefes alan evlatlarımız o güzel nefeslerini Kur'an-ı Kerim tilavetiyle süsleyecek ve bize Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunacaklar. Ey anne babalar, ey misafirler, tekrar Kur'an ziyafetine hoş geldiniz. Şimdi ekrandan Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı Silivizyon'u izliyoruz. Hemen ardından da kelam hafızlarımızın dilinde olacak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
kendisinde şüphe olmayan bu kitap, tebliğini fısıldadı duyan kulaklara, mülkün ve din gününün tek hakimi vardı. Hesabı süratli, kudreti sonsuz, noksanlıktan uzak, celal ve ikram sahibi. Allah! Kelamıyla şan damarından yakın olduğunu hissettirdi. Hissettirdi ki fısıldaşan üçün dördüncüsü, beşin altıncısı O'ydu. O insanı gözeten, azabı çetin, rahmeti ise her şeyi kuşatandı. Kelamullah, iyilere müjdeleri, kötülere tehditleri haber verdi. O, sakınanların rehberiydi. İnananla inanmayanı tevfik etti, güzelle çirkini. Adaletle iş yapmayı, işi ehlince yapmayı, yapmadığını yaptım dememeyi buyur dedi. Asasına dayanan da olmaydı, gemisini tufana hazırlayardı. İbrahim ateşe yanmamıştı yıkanınca göz yaşıyla. Hastalanmamıştı yüreği Eyyub'un, hastalansa da tüm bedeni. Sonunda karaya çıkanlar, başında cennetten çıkan hep tevbeleri taşıdılar ümitlerle yolu. Kudretinin delili İsa bir ayet. Nebilerin sonuncusu ise alemlere İyiyim onu. Atarım ben de. Bir örümcek yuvaya gittim sen aşağı. Arın vahyi alınca secdelere kapandı. Ya çalışta değil mi yani? Diyanetçiler başkanı. Görüngelerinden alıp giden zamanın da kendisine, incire ve zevkine, geceye, gündüze yeminler edildi. Kıyamet vardı, ahiret vardı ve cehennemin başında İlâzun şidâdün olanla nöbet tutardı. Kendinden öncekileri tasdik eden bu kitabın apaçık ayetleri vardı. İnsanın dünyasını aydınlatacak, gönüllere şifa olacak, onu zulmetten nura çıkarıp insanı şöyle alın da hepsini çekiyor ya. Siz orada kim çekiyor? Şey, kameraman. Anladı, yaşadı. Gece yarıları Mekke sokakları kurban sesleri geçirdi. Okuyan sekinete kavuştu. Toprağa hayat veren yağmur taneleri gibi ahiret ahiretini kurban. Gönülleri dirildi. Yağmurla toprak coştu. Kurbanla huzur buldu insan. İnmek inmek hayatı ördüm olan bir doğru yol haritası o. Namusu ekler elçi oldu Allah ile Hazreti Peygamber'e hasrına. Peygamber vahiy beni okudukça unutmak istemiyordu mesajı. Gördüğüm al. Onu sana ezberleteceğiz bu yaksıyla. Onu biz bildirdik, yine biz koyacağız ve bulalım. Yazdık vahyi melekleri buldukları deli, yaprak, taş parçalarının üzerinde. Kitabet ve Kudüs. Kur'an'ın tespitinde iki esas. Yazıldı ayetler biler biler ve ezberler. Zehret muhafaza etmenin ayrılmaz bir parçası oldu. İmun kapısı oldu ezber. Kur'an'la yaşamanın ilk adı. Kur'an'ın şefaatini arzu eden insan oldu. Ezberleri kadar iyi anladı. Bir de amele dönüştürdüğünü o zaman kendini gerçekleştirebilir, yaratılışının şükrünü eda edebilir. Kur'an Allah'ın kelamı. Kur'an'ın Resulullah'ın en büyük mucizesi. Bir de sana dek bağlandığı inanılmaz dağlarda bir halkada. Hafızların pili,
zulümlerden zaferlenen bir çağlayan topraktır kurulan asırlar boyunca. Gönülden gönüle intikam ettim. Bu nasıl bir nimet bir yara? Rahm oldu hafız. Rahm olmadan sahip olamazdı. İnsan ölümsüz zaman başı üstündeki korunmuş tabanı yaratanı. Yağmur gökyüce dönüyor. Buyurun.
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İki kişiye gökten bile bakarlar. Biri Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ve kendisine Kur'an verilen kişi, diğeri de Allah'ın kendisine mal verdiği ve malını yine Allah yolunda harcayan kişi. Zamanı yüce Allah bizlere verdi. Sizlere verdi. Evlatlarınız için zamanınızı ayırdınız. Hoca arkadaşlarımıza Allah zamanı verdi. Onlar da farklı bir yerde değil de işte bu güzel evlatlara Kur'an öğretmek için zamanı harcıyorlar. Ve şimdi de şöyle bir bakın. Bu güzel evlatlarımız da Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i verdiği kişiler. Hepimiz gıdlar yapıyoruz. Ne mutlu sizlere. Ne mutlu onlara. Ne mutlu onların ailelerine. Ne mutlu onların hocalarına. Ne mutlu onların kendilerine. Hatta ne mutlu ileride evlenecekleri eşlerine. İleride Allah nasip ederse doğacak çocuklarına. Bir hafızın eşi olmak. Bir hafızın evladı olmak ne demek? Allah'ın yürüyen Kur'an'ıyla hayatı beraber paylaşmak. Her adımı onunla beraber atmak. İşte bu kadar değerler. Şimdi o değerlerden biri Ahmet Ekrem Çelen bize Kur'an-ı Kerim tilavet edecek. Buyurun bize.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya ve mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim ile bizlere hidayet kapılarını açan Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Sünnet-i Seniyyesi ile Kur'an-ı Kerim'i yaşanan bir hayata dönüştüren sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Mana ve maksadını anlamak için gece gündüz her daim Kur'an ile hemhal olan müziğin başta olmak üzere tarihten günümüze kadar ilahi kelama hizmet eden bütün ehli Kur'an'a rahmet olsun, selam olsun. Aziz kardeşlerim, hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyin, yavrularımızın hafızlık icazet merasimi vesilesiyle şu anda buradayız, bu güzel camideyiz. Ruhumuza, hayatımıza şifa ve rahmet olan, zihinlerimizi aydınlatan ve bizlere sonsuz ufuklar açan ezberlenmesinin, hıfzedilmesinin heyecanı bizi bu güzel mekanda buluşturdu elhamdülillah. Bizlere böyle bir güzelliği yaşatan Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Kur'an'ı sana, kitabı sana, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye gönderdik, indirdik, buyurarak Peygamber Efendimiz'in bütün insanlığı Kur'an-ı Kerim ile nasıl öyle bir cehalet var idi ki Kur'an'ı geldiği zamanlarda insanların kız çocuklarını diri diri toprağa gömdü. Köleliği adeta pazarlarda alıp satılacak şekilde yaygın olduğu, tamam mıyız? Irkçılığın insanların rengine göre değerlendirildiğini, zengine fakire göre insana değer verildiğini ayyuka çıktığı bir zamandı o zamanlar. Bu sadece Peygamber Efendimiz'in geldiği bölgede değil, dünyanın her yerinde böyleydi. Roma İmparatorluğu'nun her mahallesinde bundan 1000 metre cehalet. Roma İmparatorluğu'nun her mahallesinde gerçekleşen bir cahiliye örneği idi. Onun için Peygamber Efendimiz Kur'an'ı da sadece Mekke'yi, Medine'yi değil, dünyanın her yerine aydınlatmakla görevlendirilen evrensel bir peygamber idi. Kur'an-ı Kerim de evrensel bir kitap. Diğer peygamberler sadece Kur'an-ı Kerim en güzel ahlaka davet eder. Ve inneke la ala hulukin azim. Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin. Büyük bir ahlak üzeresin. Onun için ahlak bizim medeniyetimizin en önemli konuştan sakındıran bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Maalesef İnsanı en doğru yola ileten, hakkı hakikati, ilmi irfanı, edebi, hikmeti, adaleti, sevgiyi, saygıyı, merhameti,
ahde vefayı, iyi kul olmayı, iyi baba olmayı yaşamaktır. Hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e nazim etmektir. İnşallah gençlerimiz, hafızlarımız son nefeslerine kadar bu çizgide yaşayacaklar. Kur'an'ı hem öğretecekler hem yaşanması için gayret edecekler. Değerli kardeşlerim, olduğunu bizlere öğretiyor. Onun için değerli kardeşlerim, onun lafzını en güzel şekilde okumak ve ahkamını yaşamak için bizim gayret etmemiz gerekir. Ülkemizde Kur'an-ı Kerim'i okuma azmi ve heyecanının her geçen gün artması ve ona olan ilginin çoğalması bizleri sevindirmektedir. Dolayısıyla hafızlık eğitimi alan gencimiz var. Çocuğumuz, gencimiz var. Onlara başarı diliyoruz. Eğitim alan talebelerimizin hocalarıma başarı diliyorum. Hafızlık yap verilecek en büyük nimettir, en büyük payidir. Çünkü hafızlık Kur'an-ı Kerim'in tamamını aklına, kalbine nakşetmek. Ne büyük bir nimet. Yeryüzünde dünyevi payeler var. O dünyevi payelerin her tarafını bir kenara koyun. Hepsini koruyacağız. Sizlerin vasıtasıyla Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i koruyor. Hıfız ne demek hıfız? Korumak. Hafız koruyan insan demek. Neyi koruyorsunuz siz? Kur'an-ı Kerim'i koruyoruz. Korumak. Ama onu hiçbir zaman unutmamak anlamına gelir. Korumak. Sizin vesileniz de Kur'an-ı Kerim'in o mucizevi özelliği devam ediyor. Yani tahrif etmek isteyenler başarılı olamıyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Sefer başkanlığımızda sırf bununla ilgili bir birim var, bir genel müdürlük var. Mushafları inceleme ve kıraat kurulu başkanlığı ne yapıyor oradaki hocalarımız? Sürekli orada odalarında onlar ne için bulunuyorlar biliyor musunuz? Önlerinden baskıya girecek olan Kur'an aşere, takrit, tayyine okuyan Musafları inceleme ve kıraat kurulu üyelerimiz var. Onlar şöyle önlerini alıyor, baskıya girmeden önce Kur'an-ı Kerim bütün noktasına varıncaya kadar harflerini, ayetlerin dizilişini, her şeyi gözden geçiriyorlar. Ondan sonra mühür basılıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de tek bir nokta hata yoktur diye rapor veriyorlar. Ondan sonra baskıya gidiyor, matbaaya gidiyor. İşte Kur'an'ın en büyük mucizelerinden birisidir bu. Bu ayet-i kerimeyi size verdiğimiz icazetnamelerde görmüşsünüzdür herhalde. Bu arada altında bizim imzamız var. Sizin hayatınızda aldığınız en büyük ödül budur. O icazetname. Ömrünüz boyunca o icazetnameyi inşallah muhafaza edeceksiniz. Yine o icazetnamede bir müjde var. Peygamber Efendimiz'in müjdesi var. Galenlemi sallallahu aleyhi ve sellem مثل الذين يقرؤون القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ve okuyan kimseler Allah'ın şerefli melekleriyle beraber. Ne büyük bir müjdedir bu. Allah'ın şerefli. Başka bir hadis-i şerif daha var. Nerede Kur'an'dan bahsediliyorsa, nerede Kur'an ile ilgili konular müzakere ediliyorsa oraya melekler o insanların üzerinde kanatlarını gererler ve sürekli rahmet eder. En hayırlı merasimlerden birisidir. Değerli kardeşlerim, hafız kardeşlerim, büyük bir azim, kararlılık ve sabırla
Kur'an-ı Kerim'in eşsiz nazmını ezberleyerek Rabbimizin en büyük nimeti olan hafızlık gayesini elde ettiniz elhamdülillah. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Ne mutlu sizlere ki bu yaşta böyle bir payenin sahibi oldunuz. Bu şerefi ömür boyu taşımanız için Rabbime dua ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda, karnında Allah için çalışacaksınız inşallah. Mana ve maksadını kavramak, taşıdığı inceliklerine vakıf olmak için gayret edeceksiniz inşallah. Ondaki var olan değerleri fark ettikçe hafız olmanın haklı onurunu yaşayacak ve kadın sadece Kur'an'ı ezberlemekten ibaret olmadı. Ve ahlaka kılavuz yaparak doğru yolda yürümenin ve topluma örnek olmanın gerekli olduğunu da bileceksiniz. Hıfzınızı asla ihmal etmeyeceksiniz. Sahip olduğunuz bu hazinenin farkında olacak. Her hafızımızın çok güzel bir şekilde öğretmesini arzu ediyoruz. Girmiş olduğunuz bütün okulları başarıyla bitireceksiniz. Toplumumuzun sizden beklentileri var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın artık çalıştığının karşılığında Rabbimiz bunu vaat ediyor. Siz çalışırsanız Cenab-ı Hak bunu sizlere nasip edecektir inşallah. Nasıl ki gayret ettiniz, niyet ettiniz, hafız oldunuz, bu gayretiniz devam ederse bundan sonraki aşamalar enbiya innemel ulema verasetül enbiya. Alimler şüphesiz peygamberlerin varisleridir. Hafız peygamber varisleri olarak sizleri göreceğiz ömrünüz boyunca son nefesinize kadar. Sizler bu gayeyle çalıştıkça Allah size yardım edecektir. Buna inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle gönüllerini ve zihinlerini Kur'an ile zinetlendiren hafızlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Samimi duygularla çocuklarının hafız olması için sabırla emek veren anne babalarını tebrik ediyorum. Rıza-i Bari için görev yapan, görev bilinciyle çalışmalarını sürdüren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi olarak Kur'an kurslarımıza hizmet eden hayır sahiplerimize özellikle 2000 kadar yazılı Kur'an kursumuz var. Kim bu Kur'an kurslarımızı inşa etti? İnanın hepsi hayır sahiplerimiz. Milletimizin o gönlüne karşısına amel defteri çıkacak ve sadaka-i cari olarak yapmış oldukları bütün hayır hasenat onların karşısına çıkacak. Hayır hasenat sahibi amel defterleri hiç kapanmıyor. Bunlardan işte birincisi sadaka-i cariye sahipleri. Kur'an kursu yaptırmış, mektep medrese yaptırmış, cami yaptırmış, insanlığa hizmet eden çeşitli müesseseler yaptırmış. Bunların amel defterleri hiç kapanmayacak. İlmiden istifade edilen alimler, şu hafızlarımızı yetiştiren hocalarımızın amel defterleri kapanmayacak. Kitap yazmış, Kur'an-ı Kerim daha iyi anlaşılsın diye bu niyetle kitap yazmış Müslümanların amel defterleri kapanmayacak. Bir de hayırlı evlat yetiştiren anne babalar, bu hafızlarımızın anne babalarının amel defterleri hiç kapanmayacak. Bundan emin olunuz. Peygamber Efendimiz'in müjdesi var. Hafız yetiştirmek kadar hayırlı evlat yetiştirmek, bunun başka bir örneği yok. Ne mutlu sizlere, ne mutlu sizin ebeveynlerinize, anne babalarınıza. Onlara layık olun. Hafız kardeşlerim, annenizi babanızı asla üzmeyin. Onlar ne mübarek insanlar ki sizin hafız olmanızda birinci de
sizin anneniz babanızdır. Onlar istemese siz hafız olabilir miydiniz? Siz Kur'an kursuna gidebilir miydiniz? Onlar size destek olmasın. Ne mutlu onlara. Amel defterleri hep açık kalacak onların inşallah. Evet, hocalarımız amel defterleri hep açık kalacak inşallah. Maddi ve manevi olarak Kur'an kurslarımıza yardımlarını esirgemeyen, emekle gönül veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak merasimimizi hayırlı eylesin. Hayırlara vesile eylesin. Geçmişlerimizin ruhları şad olsun inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Kendisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş Başkanımıza konuşmak Sayın Başkanım, değerli çalışma arkadaşları, çok değerli misafirlerimiz, Başkanımızın yüksek müsaadeleriyle duamızı Din Hizmetleri Genel Müdürümüz Doktor Sayın Şalvan Korku Hocamız yapacak. Buyurun hocam. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك بكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين Ey yerin ve göklerin sahibi, yeryüzünde Allah'a en sevimli mekan olan camimizde bir araya geldik. Senin yüce kitabın Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen, hafızlarımızın icazet merasiminde ellerimizi semaya, gönüllerimizi sana açıyoruz. Bizleri yüce dergahından boşverin Allah'ım. Ya helalini, bize de dünya ve ahirette yenilikler ve güzellikler nasip eyle. Ailemizi, vatanımızı, milletimizi ve insanlığı her türlü felaketten muhafaza eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Hayatta olanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle. Birliğimizi, birliğimize kasteden dahili ve harici düşmanlara fırsat verme. Ey yerlerin ve göklerin sahibi olan Yüce Rabbim, tarihin her döneminde zalimin karşısında mazlumun yanında olan Necip milletimizi, kahraman ordumuzu, güvenlik mensuplarını lütfeyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sana neden sığındıysa biz de onlardan sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi alemi, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bu hafız kardeşlerimizin ve bütün hafızlarımıza Kur'an'ı ezberlediği gibi onun ahlakı ile ahlak olmayı hafızlara, bizlere ve bütün dünyalara nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'la hayatımızı güzelleştirmeyi, evimizi, yuvamızı, işimizi ve hayatımızı yeniden inşa etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Evlerimizi ve hayatımızı Kur'an'ın nurundan mahrum etme ya Rabbi. İlahi alemin, Kur'an'ı bize dünyada da ahirette de şefaatçi eyle ya Rabbi. Hafızlarımızı Kur'an kurslarımıza gönderen, hafız olmalarına vesile eden anne babalarımıza, onları yetiştiren hocalarımıza, onların eğitim gönlüğü ve seselere hayırlarıyla destek olan bütün hayır sahiplerimize ya Rabbi dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler nasip eyle. Ahireti gözmüşlere merhamet eyle, rahmet eyle. Allah'ım birliğimize kasteden dahili ve harici düşmanlara fırsat gençlerimizi Kur'an'ın nuruyla hayatlarının nurlanmasını sen nasip eyle. Yapmış olduğumuz duaları kabul eyle. Allah rızası için Kur'an'ın cümlemize şefaatçi olması için, birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin daim olması için, hastalarımızın şifa olması için, hainlerin kurduğu tuzakları kendilerine iade edilmesi için, bilhassa Allah rızası için. El-Fatiha.
yapmıyorum. Doktor Sayın Şahlan Komut Hocamıza kalbimize ekleri semaya nakşederek seslendirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, efendim yüksek müsaadenizle buyurun. Şimdi Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Duamızı yapan İbrahim Hilmi Karslı Hocamız var. İbrahim Hilmi Karslı Hocamız da hafız. Profesörlükten önce hafızlığı vardı tabii. 13 yaşında İbrahim Hocamız aynı zamanda eğitim hizmetlerinden sorumlu, Kur'an kurslarından sorumlu Diyanet Başkan Yardımcımız. Onun her yerini anlatmadı ama benim bildiğim bir özelliği var. İmam Hatip Lisesi'nden sonra üniversite sınavlarında tıp fakültesini kazanmış. Birinci sınıfta okurken sonra demişti kendi kendine, ben hafız adamım. Benim din eğitimine devam etmem lazım. İlahiyat fakültesi okumam lazım. Bırakmış orayı, gelmiş. Yeniden üniversite sınavlarına girmiş. İlahiyat fakültesine girmiş. Ondan sonra orada ilerlemiş. Ve işte akademisyen olarak uzun yıllar tefsir hocalığı yapmış. Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği yapmış. Şimdi de Diyanet İşleri Başkanı Yardımcımız olarak. Bir iki cümleyle onun ben sizlere nasihatini arz ediyorum. İbrahim Hocamıza şöyle bir konu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Hafızlarımızı tebrik ediyorum. Hocalarını tebrik ediyorum. Hayırseverlerini tebrik ediyorum. Üstadımızı örnek gösteriyorum. O kendisini devir hafız olarak tanıtıyor. Hatimde teravih kıldıran. Az önce Sayın Başkanımız ifade etti. Tabi medrese usulü, dini ilimleri tahsil eden birisi. Mükemmel Arapçası olan birisi. Ama onun yanında Farsçayla Mevlana'nın Farsça eserlerinden okuyabilecek, tercüme edebilecek birisi. Farsçayla böyle biliyorum. Bunun ötesinde Fransızca'yı biliyor. Fransızcadan tercümeleri var. Evet. Onun mizacı, ahlakı, Kur'an'ın ahlakıyla şekillenmiş olan birisi. Şöyle ifade edeyim size. Biliyorsunuz, geçen asır ülkemizin çok sıkıntılı süreçlerine geçtiği, badirelerine geçtiği bu süreçte Mehmet Akif Ersoy, Allah garip gönül rahmet eylesin, bu ümmetin, bu milletin adeta bülbülü olmuştur. Onların dertlerinin tercümanı olmuştur. Bunun arkasında ne vardı? Kur'an var. Hocam ifade etti ama tekrar tekrar söylemekte fayda vardır. Kur'an'ın dilini, Arapçayı mutlaka öğrenmemiz lazım. Onun anlam dünyasıyla iç içe olmamız lazım. Şunu unutmayın, ben kendi hayatımdan biliyorum. Allah'ın izniyle Kur'an'a bağlandığınız, unutmayın onun anlam dünyası, onun ahlak dünyası, ona teslimiyetle İstikametinizi belirlediğiniz müddetçe hayal edemeyeceğiniz nimetleri Mevlam sizlere bahşedecek. Ben tekrar hepinize başarılar diliyorum. İlim konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, size müsaadeniz efendim. Şimdi hafızlarımızdan çok değerli kardeşimiz Mustafa Baki Nişancı'ya Türkiye Cumhuriyeti Genelçiliği Başkanı Profesör Sayın Çayi'ye nasıl geçeceğim orayı? Çok ödül olmuş. Yol olmuş. Ne takdimde bulunacaklar? Evet. Yaklaşık. Tebrik ediyorum.
tabaki nişancı hazırlığınıza en iyi birini takdim ediyorlar. Evet, Diyanet İşleri Başkanımızın kitaplarının tahricinde hafızlarımızın her birine müftülüklerimizin gayretleriyle ve değerli hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla çeyrek altın ikramında bulunduk. Sayın Başkanımız temsilen bunu da takdim ediyorlar. Evet, Sayın Başkanımız ve değerli genel başkan yardımcılarıyla hazırlığına beraber fotoğraf verecekler. Hemen akabinde de Mahmut Bilgen Kur'an Kurusu'nun değerli müdürü Serkan Şimşek hocamız çok değerli başkanımıza tebrik takdiminde bulunacaklar. Sayın Başkanım, Sayın Dava ve Çalışma Arkadaşları, çok değerli misafirler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, gözümüzün nuru hafızlarımız, şimdi tüm hafızlarımızı temsilen Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş Başkanımıza, Mahmudiye Kur'an Kursu yöneticisi Serkan Şimşek Hocamız plaket takdimiyle bulunacaklar. Evet. Hocam. Evet. Çok değerli misafirlerimiz. Sayın Başkanımız, hak verirsiniz ki çok yoğun bir program içerisinde üniversitedeki programa katılmak amacıyla aramızdan ayrılıyorlar. Sayın Başkanımıza, Ali Cenab-ı göstermiş olduğu hürmetten, hafızlarımıza göstermiş olduğu ilgiden, saygıdan ve onları onur etmesinden dolayı huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Rabbim işlerini, güçlerini, kolaylıkları eylesin. Kendisine İbrahim Kasi Hocam başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına, Diyanet İşleri Başkanlarının büyüklerinin